Evet, şimdi geldim eve. Merak etme. Ben de çok eğlendim. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkürler. Tamam, görüşürüz. Vardı o herifle Saadet, ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya sana ne be? Hadi git buradan. Ne demek git Saadet? Ben senin için döndüm. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Ya ben de seninle hiçbir yere gitmem. Çık git buradan. Niye, ne yapacaksın? O komiser parçasıyla mı olacaksın ha? Ne oldu? Korktun mu komiser parçasından? Ne korkacağım be? Bak, Kemal seni kullanıyor. Onun derdi benimle, tamam mı? Sen de herkesi kendin gibi zannediyorsun ha? Saadet, o adam seni üzer. Bir daha asla o adamla görüşmeyeceksin, tamam mı? Karışamazsın artık bir kere. Şimdi defol git buradan. Saadet. Saadet dur ya. Saadet. Bırak, vallahi bağırırım. Saadet bırakamam. Ellerim kopar. Uçurumdan düşüyor gibi düşüyorum gözlerine. O sıcacık saçlarına. O sedef ellerine. Yüreğimde atan yüreğini. Bırakamam. Saadet. Saadet. Jötem Telmo. Cümemin secdesi. Jötem olur. Abla! Saadet dur, ne yapıyorsun? Saadet. Kim bilir kaç tane kadına söylesem lafları. Abla! Saadet sus. Ne oluyor ya? Defol git. Git. Ablam yatağında yok. Saadet! Abla! Saadet! Ne oldu kızım? Kim bağırıyor? Saadet! Ne Saadet oldu kızım? Konuşsana, ne oldu? Konuşsana kızım, bakma öyle ördek gibi. Şey, ne? Ne? Fare! Ne faresi de? Nerede? Nerede gördün? Ay nerede? Nerede fare var? Ne faresi kızım? Bizim evde fare bağırıyor. Nerede gördün? Nasıl gördün? Şurada! Şurada gördüm. Abla şurada! Nerede? Orada mı burada mı kızım? Nerede gördün ya? Sevda bir rahat dur. Bak lambayı da kırdın. Bir sakin ol ya. Olamam abla, olamam. Ben var ya, anlamıştım zaten sen yukarıdan öyle bağırınca. Orada bir şey mi var? Nerede? Orada. Yok yok, fare falan yok. Ay, işte. Bir şey söyleyeceğim. Küçücük bir şeydi zaten. Fındık faresi gibi. Fındık faresi mi? Ay kulak yiyor onlar. Çok sinsi fareler onlar. Aferin Saadet. Sana da bravo Sevda. 4 yıl hukuk okudun ama fare bilgin hukuk bilginden daha fazla be. Sinsi fareymiş. Kaç türlü fare var? Hadi çabuk in oradan. İn. Vallahi inmem abla ya. Ben seni indirmesini bilirim. Ya inmeyin, inmeyin. Yürü. Abla ya. Yürü dedim sana. Aa. Ben yarın çaresine bakarım, merak etmeyin. Hadi çıkın herkes yukarı. Baba, elim tutsak. Bu lambayı da tamir edersin yarın sabah artık. Küçükken de böyleydin. Büyüdün, ne değişti sanki? Hadi yukarı. Abla, bana bak, ben tek başıma yatmam. Ben peşin peşin söyleyeyim de. Oğlum canım, istersen sana bir de güzel otel odası ayarlayalım. Ha, ne dersin? Yürü Saadet. Aa, duruyor bir de. Yürüyorum abla. Kızım yürüsene. Ne bakıyorsun sen? Şey, farelere bakıyorum. Bedi!
Sevda. Hı. Uyutmadın ha? Bir o yana bir bu yana. Ne yapayım kızım ya? Korktuğun için yanında yatıyorsun zaten. Bak yok işte bir şey. Şşt. Ses. Bir şey var orada. Ha? Faredir fare. Ay. Abla bak söyleme şunun ismini, kötü oluyorum. Ay Sevda ya. Sevda. Ha? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu fareler var ya, kuyruklarının girdiği her yere girebiliyorlarmış. Bana ne be? Aa. Kulağına girebilir yani söyleyeyim. Ay, ay. Bir de Sevda, bunlar böyle nefesleriyle üfleyerek narkoz etkisi yapıyorlar. Ay. Yanağını yiyor, sen hiç hissetmiyorsun. Ya, Saadet. Uyu dedim. Ne uyurum artık? Merhaba, iyi günler. İlaçlama şirketinden geldik. Ha, hoş geldiniz. Bir dakika. Saadet! Saadet uyanın artık! Bağırma kızım. Bütün gece uykusuz kaldı çocuk. Biz de uykusuz kaldık baba. Saadet! Ha. Tamam abla ya. Arkadaşlar ilaçlama şirketinden geldi. Saadet'cim göster bakalım nerede gördün fareyi. Ay ya abla! 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 Ama şunların adını ya lütfen rica ediyorum. Ne var kızım? Üç harfli mi bu, ismini söyleyince gelsin? Saadet sen de göster. Nerede gördün şu fareyi? Baba al. Lütfen. Söyleme. Saadet göster. Hadi ilaçlayıp gitsinler. Hadi Saadet. Şey şu tarafta gördüm. Ne tarafta? Şu tarafta. Bir de bu tarafta. Saadet'cim doğru düzgün göstersene. Bir o tarafta diyorsun, bir bu tarafta. Ya abla ne bileyim ben. Fare işte her yerde olabilir. Abla! Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Söyleme diyorum, anla şunların adını. Tamam, siz evi boşaltın, biz de işimize başlayalım. Ne yani şimdi ilaçlayınca bütün gün eve giremeyecek miyiz? Bütün gün değil, en az 3 gün eve giremezsiniz. Yok ya, nerede kalacağız? Kalacak yerimiz yok bizim. Hadi ilaçlatmıyorum kardeşim hadi. Durun. Lütfen lütfen bir yere gitmeyin, ne olur ilaçlayın bizim evimizi ya. Baba bana bak. Vallahi ben 5 dakika durmam bu evde. Ablalarım da durmaz. Sen istiyorsan tek başına Fareli Köy'ün kahvaltısı gibi dur yani burada. Ne yapıyorsun Sevda? Geç içeri, geç içeri çabuk. Aa. Eda Adem'in yanında ne biçim konuşuyorsun be şuursuz. Hiç ilgilendirmez beni valla. Abla siz de bir şey söylesenize. Sevda haklı baba. Sizler hazırlanın, benden haber bekleyin. Siz bugün öğleden sonra gelebilir misiniz? Tabii olur. O zaman öğleden sonra görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. Geç kalmayın ne olur. Vallahi ben buradan hiçbir yere kıpırdamam ha. Saadet benim çantamı sen hazırla ne olur. Fare. Abla! Ya abla bir şey söylüyor. Fareler. Ya baba yapma diyorum. Hadi görüşürüz. Hadi kızım hadi. Abla nereye? İşim var. Vallahi buradan kalkmam ben. Ne yapıyorsanız yapın. Bardaklara dikkat et aman. Bitirelim. Oo hoş geldin Servet yengem. Hoş bulduk Nuri. Ne o kutlama falan mı oldu burada? Yok Yılmaz abime geçmiş olsun partisi yaptık da böyle arkadaşları falan geldi. Geçmiş mi bari? Anlamadım yenge. Nereden haberleri olmuş diyorum Nuri. Sağ olsun Alev abla haber vermiş. Tek tek aramış hepsini. Ne iyi kadın ya. Aferin ona. Yılmaz nerede? Vallahi yengem geldiğin iyi oldu. Bu aralar Yılmaz abimin durumu pek iyi değil. Böyle kendine yeni yeni huylar edinmeye başladı. Arka bahçede. Gel. Al bunu da. Bunu da bana bak, sonunu horozlanma bana ama. Yılmaz. Ha, sen mi geldin? Ne o, başkasını mı bekliyordun yoksa? Yok ya, kimi bekleyeceğim? Ne bileyim, belki arkadaşların yine bir geçmiş olsun falan gelir ha? He. Ya öyle hasta olduğumu duyunca işte öyle bir şey organize etmişler. Alev iyi organize eder böyle şeyleri. Benim haberim yoktu. Gel. Haberi yokmuş. Sanki gerçekten hastaymış gibi.
Yani hayret bir şeysin ha Servet. Gerçekten hasta olsaydım yani, onu mu diyorsun? Gerçekten kalp krizi geçirseydim. Adamı tutuklamışlar, karısı demiş ya seni suçsuz yere tutukluyorlar. O da demiş ne yani, suçlu yere tutuklasalardı daha mı iyiydi? Seninki de o hesap yani. Kimmiş o adam Yılmaz? Sokrates. Bu eski Brezilyalı orta saha. Şike'den almışlar bunları zamanında. Sus Allah aşkına ya. Aman canım, zaten bana ne? Evet ya. Zaten sana ne? He? Niye geldin ki sen buraya? Ben şey için gelmiştim. Babamların evi ilaçlanacak da bizim eve geçeceğiz birkaç günlüğüne. Ona haber vereyim dedim. İzin mi istiyorsun? Ne münasebet canım? Kendi evimde kalmak için izin mi alacağım senden? Anlamadım. Kendi evim mi dedin? He? İkimizin evi zannediyordum ben orayı. İkimizin evi, tamam. İkimizin evine gideceğiz. Yani bilmezsin, eve girersin münasebetsiz bir durum olur. O yüzden haber vereyim dedim. Hmm. İyi. O zaman ben gideyim. Azıcık toparlayayım ortalığı da sonradan siz gider yerleşirsiniz ha. Kirli çamaşırların mı ortada? Ben toparlarım, merak etme. Ya of be Servet ya. Nasıl biliyorsan öyle yap. Niye bana soruyorsun o zaman? Sorma kardeşim ya. Bana horozlanma. Ben haber verdim, gidiyorum, tamam mı? Hadi sana kolay gelsin. Horozlanma bana. Kızlar babama yardımcı olun hadi. Buraya dikkat edin, babamın kolundan tut. Tamam tamam, tuttum ben. Dur, geldim be. Geldim, tamam. Bırak kolumu. Ben çıkarım. Hadi babacığım, hadi. Hadi, az kaldı. Ay amma, söylendim babaya, hadi. Ulan hadi her merdiven be. Ha gayret. Ha gayret babacığım. Ama geldim, güzel ayağı evimi bıraktım. Buralarda ne işim var dedi. Ay. Hoş geldin babacığım. Beni kandırdınız, getirdiniz. Ne işin var burada ya? Çık çık, merdiven bitmiyor. Hadi babacığım. Babam evden fazla açıldı. Boğulacak, boğulacak. Saadet. Ay vallahi bizim evden o şeyler gidene kadar bana hiç fark etmez. Ben kalmam efendim bu evde. Aa, baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Şuraya bak kızım, eve girdim süpürge sapı damat fotoğraflardan böyle bakıyor. Sinirlerim tepeme geldi ya, niye kalıp evime gidiyorum? Zehirlenmeyeceğimizi bilsek biz de seninle gelirdik ama canımız tatlı değil mi kızlar? Aman be, aman be. Hadi gel, gel otur şöyle. Güzel de bir kahve hazırlarım ben babama. Dur be, kolumu çıkaracağım kızım. Kahve falan istemem ben. Abla burada kalacaksak ben küçük odaya yerleşeceğim. Olmaz canım, orada ben kalacağım. Nedenmiş? Ben bir kere seviyorum o odayı. Işık alıyor. Hı. Biraz erken davransaydın tatlım olabilirdi. Sevda. Sevda. Kız bir şey söyle şuna. Kızlar ya, boşu boşuna kavga ediyorsunuz. İkiniz de aynı odada kalacaksınız. Hadi valizlerinizi bırakın, işe gidiyoruz. Çabuk olun. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Senin köttü. Asrın Türkiye'ye dönmüş. Konuş lan. Ne biliyorsam anlattım komiser. Bir daha anlat lan o zaman. Asrını anlat. Ne zaman geldi? Neden geldi? Büyük bir vurgun yapacağım dedi. Kaşık çevirmesi gibi bir şey.
alacağımı alıp son kez gideceğim dedi. Nereye gidecekmiş lan? O kadarını bilmiyorum komiserim. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Abi dur. Öldürürüm lan. Abi ifadesini aldık. Her şeyi sorduk. Dosya bende. Gel dosyayı kontrol edelim. Senin anlayacağın birkaç gün evde kalamayacağız Bedir. Vallahi abla geçmiş olsun mu denir, ne denir bilemedim. Keşke bir haber verseydiniz, ben götürdüm sizi, yardımım dokunurdum. Biz hallettik, sağ olasın. Haber versek de yetişemezdin zaten. Fareden korkuyorsun demek. Sana ne? Hadi bakalım artık ayaklanın, ihaleyi kazandık. Herkes işin bir ucundan tutsun. Ben pasta yapacağım. Evet ama tadımlık olsun öyle küçük pastalardan. Hem çeşit görünür, hem denerler, hem de güzel olur. Tamam abla. Sevda, sen de dizaynla ilgilen, konseptler dosyada uygun olanı seçersin artık. Abla benden istediğin bir şey var mı? Kızlardan birine yardım etsen de. Efendim Hakan Bey? Mahkemeye bildirmek için aramıştım Servet Hanım. Gelmemekte kararlı mısınız? Evet, ben de sizi arayacaktım. Vazgeçtim, mahkemeye geleceğim ben. O halde Yılmaz Bey ile birlikte ofise gelin. Prova mahiyetinde bir konuşup görüşelim. Yılmaz gelmese olmaz mı? Hayır, kesinlikle gelsin. Anlaşmalı boşanma için evrak imzaladı. Mahkemede doğru şeyler söylerseniz işiniz tek casile biter. Aksi halde uzayabilir. Aman uzamasın avukat bey, sizden bir şey rica etsem. Yılmaz'ı siz arayabilir misiniz? Tabii. Ben de çıkıp geliyorum. Tamam. Tamam, görüşürüz. Sağ olun. Kızlar ben çıkıyorum. Biraz işim var. Kolay gelsin size. Alev hanımlar geldiler. Bilmiyorum artık. Ne diyorsun oğlum sen? Abim görüşecek misin, görüşmeyecek misin? Yani var mısın, yok musun? Ne desek kabahat oluyor. Kontrpiye de bırakıyorsun insanı. Futbolcuken de böyleydin. Kuracak mısın, pas mı atacaksın belli olmuyordu. Ya Nuri söylesene burada diye. Ben bilmiyorum artık. Kendisine sorarsınız burada mı değil mi diye. Aa, ne oldu buna? Nuri işte ne oldu? Nuriliğini yapıyor. Hayırdır? Ben rahatsız mı ettim? Yok. Kır düğünü için mekan bakıyorum da buradan geçerken bir uğrayayım dedim. İyi güzel. Müşteri buranın eski fotoğraflarını görünce beğendi ama seninle konuşmadan bir şey diyemedim tabii. Ya boş ver be Ali, boş ver. Servet'e açıklayamazsın tabii durumu, biliyorum. Ne Servet'i ne açıklaması ya? He? Ben kış günü düğün dermekle uğraşmak istemediğimden şimdi yağmur yağar bir şey olur, içeri taşın ıvır zıvır. Alo. Evet benim. Servet Hanım'ın avukatı mı? Buyur. Boşanma provası mı yapacakmışız? Servet Hanım kendisi arayamıyor muymuş? İyi tamam tamam kardeşim tamam geliyorum. Neredeydi sizin ofis? İyi. Bana bak, yapın siz düğünü burada. Nuri ile konuş, gününü ayarlayın. Tamam Nuri! Yılmaz emin misin? Eminim eminim. Konuş Nuri ile ayarlayın gününü. Al bu hazır. Ben kendim yaparım. Sen yorulma. Servet abla Sevda'ya yardım et dedi. Senin sorunun da zaten bu Bedir. Servet ablam bir şey demeden yanımda olamıyorsun. Vallahi bak öyle değil. Servet abla kızlardan birine yardım et dedi. Sen de beni seçtin. Çok şanslıyım. Sevda lütfen ya. Neden dün gece gelmedin? Neden aradın? Ya niye bekle dedim Bedir? Bir şey söylesene. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya dün... Sevda baksana bir. Sevda. Geliyorum.
Kızım. Laleli varmış. Gidelim mi lan? Gidelim tabii ağam. Laleli baba türbesine de gideriz. Ne türbesi lan? Tövbe tövbe. Ruslar varmış oğlum, Ruslar. Ağam biz Rusça bilmiyoruz ki. Öğrenirik. Ağam artık gidelim. Babanız kızacak bugün yarın. İpin ucunun nereye gittiğini görmeden hiçbir yere dönmem Rıza. Hele bir tane daha doldur. Güzelmiş. Yerim ben. Gelmeyecek galiba. Yılmaz bu. Hiç belli olmaz. Kafası bozmuyor görsün. Selamun aleyküm. Oo, Servet Hanım benden önce teşrif etmişsiniz. Vaktinde geldim her normal insan gibi. Ha, biz anormal miyiz? Başlamayalım lütfen. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Bir de tenezzül edip sen arasaydın bari. Avukatı arattırıyorsun beni. Lütfen rica ediyorum. Oturup konuşalım. Böyle tartışmayalım avukatın önünde. Olur Servet Hanım. Yeter ki senin güzel canın sıkılmasın. Bir şey içer miydiniz? İçmem. Şimdi Yılmaz Bey, boşanma davasında hakimin sağ solu belli olmaz. Sıkıntılarınızla ilgili size özel sorular sorabilir. Şiddetli geçimsizlikle ilgili örnekler vermenizi isteyebilir. Bizden hala örnek mi olur? Ben bununla şiddetli geçimsizlik kursu açarım vallahi, hızlandırılmış. Bu deme bana. Evet, aslında zaten anlaşmalı boşanacağınız için küçük şeyler anlatmanız yeterli. Farklı kanallar izliyorduk, dizi sevmiyordum gibi. Bu kadar küçük şeylerden bile tartışıp kavga edeceğiniz anlaşılır. Bu güzelmiş, bunu söyleyelim. Yani sürekli maç açıyor, hiç dizi falan izletmiyor bana. Maç açıyor diyor ya. Futbolcuyum kızım ben, futbolcu, anladın? Eski futbolcusun sen, eski. Şimdi lokantacısın. Yemek programı falan izle bari. Lokantacı diyor ya. Sen de git o zaman 24 saat düğün programı izle. Allah Allah, mantığa bak. İzleyeceğim kızım. Maç izleyeceğim. İzlemezsem ne öner? Ay şu lafı etme benim yanımda ne olur. Çok güzel. Çok güzel, bozmayın. O nasıl olmuş? Ay bu şeker komasına gireceğim ha. Dur bak bir de şunu dene. Aa hayır, saçmalama. Ama böğürtlenme çok seversin sen. Aa burama kadar doldum. Tadamam daha fazla, yiyemem. Git Bedir çağır, o tatsın. Aa, benden bu kadar. Aman Sevda ya. 40 yılın başında bir yaralı parmağı işeyeceğim. Merhaba hanımlar. Aa, Kemal komiserim gelmiş. Hoş geldin. Abla, bak yeni kurbanla tanış. Şöyle alalım. Buyurun komiserim. Hemen oturun şöyle. Ne oldu? Neye kurban gidiyorum? Kolay gelsin. Son olarak bir de fikir ayrılıklarınızdan söz edelim. Bizim ayrılmayan fikrimiz neredeyse yok gibi Hakan Bey. Yani bir defa dünyaya bakış açımız çok farklı. Haklı, Servet Hanım haklı. Mesela çocuk. Ben çocuk istiyorum, bu hanımefendi istemiyor. Ya bunu söyleyelim, zaten hakim dakikasında boşar. Yalan mı? He? Çocuk istemeyen insan olur mu? Olmaz. Hakim de insan, anlar halimden. Yapma Allah aşkına Yılmaz. Yani çocuğumuz olsaydı ne değişecekti acaba? Ne mi değişecekti? Mutlu mesut yaşayıp gidecektik mesela. Sen de o haltları yemeyecektin mesela. Hangi haltları? Sana ne be? Ne demek sana ne? Niye bağırıyorsun avukatıma? Bilmem gereken bir şey varsa. Yok bir şey. Ha, sen de bağırdın işte. Servet Hanım, Yılmaz Bey. Bu şekilde hakimin karşısında tartışırsanız hepimizi birden atar dışarı. Atarsa atar. Oh atarsa asılmış. Oh mahkeme uzasın, boşanamayalım. Servet. Adamı hasta etme. Ne yani? Niyetin bu değil mi senin? Şimdiye kadar bu değildi ama şimdi değişti. Boşanmıyorum. Ne demek boşanmıyorum? Her şey senin istediğin zamanda olmaz Servet Hanım. Boşanmıyorum, bitti. Anlaşmalı boşanmayı imzaladın. Hakan Bey bir şey söylesenize şuna ya. Hakkı var, kararından dönebilir. Hay ağzını öpeyim avukat bey. Hakkım varmış ha? Gördün mü, hak hukuk adalet de benden yana. Boşanmıyorum, hadi bana güle güle. Nereye gidiyorsun sen Yılmaz? Yılmaz dedim. Ha bak görüyor musunuz şuna? Ya. Servet Hanım lütfen, lütfen biraz sakin olun. Şunun bir tadına bakar mısın? Bakayım. Gerçekten çok güzel olmuş. Eline sağlık. İyi. Beğenmene sevindim. Geçen akşamki yemek gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim. Bana da iyi geldi. Arada bir tekrarlayalım. Ne dersin? Olur.
Ben sen çok yoğunsun diye bir şey demedim. Vallahi şu sıra sizin şu para meselesiyle uğraşıyoruz. Niye? Hırsızı yakaladınız. Nesiyle uğraşıyorsunuz? Yani hırsızı yakaladık ama parayı getireni bulamadık henüz. Belki de aslındır. Nasıl yani? Yani parayı getiren kişi belki de asrındır diyorum. Sen demedin mi Asrın yurt dışına kaçtı diye? İşin aslı Asrın geri dönmüş olabilir. Bir şey olmadı mı? Yok. Sakarlığım tuttu sadece. Saadet. Bak. Eğer Asrın döndüyse sana ulaşmaya çalışacaktır. Yok canım, niye ulaşsın? Ya olmadı öyle bir şey. Olduğunu söylemedim zaten. Yanlış anladın. Zaten öyle bir şey olsa benden saklamayacağını biliyorum. Yok, saklamam tabii. Niye saklayayım? Abla! Oho! Ya ben 50 tane masanın süslemesini yaptım. Sen daha bu kadar mı yaptın? Aman be, bu kalaya bak. Sanki kolay yapmasa. Sanat yapıyoruz biz burada. Ay tamam tamam. Bir şey demedik. E hadi trafiğe kalmadan çıkalım diyorum ben. Ben de kalkayım, geç oldu zaten. Kemal komiserim de davet edelim bize. Yani babamın çok hoşuna gider. Sevda ne yapıyorsun? Belki Kemal Bey'in işi vardır. Yok, ben zaten bu saatte rahatsızlık vermeyeyim. Evet, rahatına bak sen. İyi hadi bırakayım ben sizi eve o zaman. Ha, süper olur. Değil mi abla? Evet canım kardeşim. İyi, ben burayı toparlayayım, çıkalım. Kafama vur be! Ne yapıyorsun ya? Takır tukur. Kafamızı şişirdin. Böyle sofra mı kurulur çocuğum? Ne yapayım baba? Başka türlü nasıl sofra kurulur? Göstereyim. Öğrenemediniz. Bak, bu tabak. Bunu böyle tüy gibi koyacağız. Bu tabak tüy gibi konulacak. Bu tabak tüy gibi konulacak. Böyle değil. İyi babacığım, sen çok güzel kuruyorsun. Bu yaşa geldin, öğrenemedim ben. Allah sen kur babacığım. Bence çok kibar adam. 657'ye de tabi. Daha ne istiyorsun kızım? Sevda! Bak vallahi kıracağım kafana. Pek keyifli geldiniz maşallah. İşleri bitirdiniz herhalde. Ya yok abla, bitiremedik de Kemal komiser gelmiş bugün. Aa, Kemal oğlum mu buradaydı? Getirseydiniz mi? Ya baba, ne alakası var ya? Ne alakası? Bekar çocuk ya, ev yemeği yerdi. Ne istiyormuş? Niye gelmiş ofise kadar? Şey, bu paranın geri gelmesiyle ilgili abla. Anlamadım. Kimin getirdiğini bulmuş mu yoksa? Yok da. İşte. Ellerini yıkasana kızım. Karun abla. Karım tabii. Siz işlerinizi bitirdiniz mi? Ha? Az kaldı abla ya. Ne demek az kaldı Sevda ya? Ya ben her dakika başınızda durmak zorunda mıyım? Allah Allah! Ne oluyor be? Ne oluyor? Hı? Gitti. Hadi bakalım. Abla! Ne var? Niye dikildiniz öyle? Abla neye kızdın? Bizim bilmediğimiz bir şey mi oldu? Yok bir şey. İyiyim ben. Biliyorum ben bu bakışı. Eniştemin işi bu. Anma onun adını. Ya abla, sen de sinirleneceğini bile bile niye görüşüyorsun? Ha, keyfimden görüşüyorum. Avukata gittik bugün. Aa doğru. E sizin dava yaklaşıyor. Ne dedi avukat? Avukatı konuşturmadı ki. Boşanmayacakmış. Canını sıkmışım, boşanmaktan vazgeçmiş. Aa. Ne demek boşanmayacakmış? Sana yaptığı onca şeyden sonra bir de. Avukat bilmiyor ki. E abla söyleseydin ya. İşe yarardı.
Biz anlaşmalı boşanıyoruz. Öyle kayda kuyuda girmesin dedim rezaletimiz. Yani abla şimdi siz boşanmıyor musunuz? Deli misin sen? Boşanacağım tabii. 5 dakika durmam. Vallahi abla isterse büyük zorluk çıkarır. Ben sana söyleyeyim. Yani hakimin karşısına geçip ben karımı seviyorum diye böyle boynunu büktü mü uğraşır durursun. Ya zaten kendisi boşanmak istiyordu. Yemin ediyorum delireceğim. Ya o 7'ye alttan haberim olmasa biz zaten boşanıyorduk. Ne boşanması? Ev. Ne ara? Ya bu boşanma mevzu alev meselesinden çok önceydi, ben size söylemedim. Yok efendim kukla mıymış, yok efendim hep benim dediğim oluyormuş. Çok bencilmişim. Yok efendim kaleci top gelse de çıkarsın istermiş. Bir dakika ya, ne kalecisi? Topçuya böyle örnekler veriyor. Hep şikayet, hep şikayet. Şu aldatma mevzusu ortaya çıkmasa sen zaten istemiyordun ki beni. Evet ya, istemiyordun. Neden? Ha. Sen tabii unuttun mu tüm bunların hepsini Yılmaz Efendi? Ama ben sana hatırlatmasını bilirim. Bilirim tabii. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Bizden habersiz bir şeyler planlıyor ama. Dur bakalım. Günaydın oğlum. Kolay gelsin. Geldi mi gazete? Günaydın Yılmaz. Günaydın. Hayrola? Ne o, her gün gelir oldun. Çok mu özlüyorsun beni yoksa? Sabah sabah pek neşeli gördüm seni. Oğlum kahvaltı nerede kaldı Nuri ya? He? Abim hazır oluyor. Horoz'a da haber vereyim mi? Ulan geri git. Antikalar bizi bulur ya. Hayret bir şey, Horoz'a da haber vereyim mi? Ha canım. Sen şimdi boşanmıyor musun? Yok. Boşanmıyorum. Yani kesin kararlısın. Doğru mu anlıyorum? Yok. Doğru anlıyorsun. Kesin olarak kararlıyım. Boşanmıyorum. Vazgeçtim. İyi o zaman. Nasıl yani? Avukat eğer kocanız razı gelmezse aylar yıllar sürebilir dedi. Ben öyle mahkeme köşelerinde sürünemem. Tamam. Boşanmayalım. İyi. Nasıl olacak peki? Bir şey olmayacak Yılmaz. Ben de düşündüm. Yani birçok çiftin başına geliyor. Hepsi boşanıyor değil. Yani biz de zamana bırakacağız. Ne? İyi. Geldi kahvaltı. Gel bakalım. Heh, koy. Ekmeği ver oğlum, ver ekmeği. Buyur Yılmaz abi. Heh. Bu ne böyle ya? Delirdiniz mi siz Allah aşkına ya? Aha! Yumurtalara bak ya, içinde yüzüyorlar. Ne yapıyorsun Servet ya? Ya bunlar yapma Allah aşkına Yılmaz. Denemeyecek bunlar. Kalp spazmı geçirdin, unuttun mu yoksa? Yağsız peynir ve kepekli ekmek gelecek, tamam mı? Bak gözüm üstünde, kontrol bundan sonra sende. Ayıp ettin yengem. Heh. Ver şunu bana bakayım, ver. Sabah sabah demli ve çok şekerli bir çay. Aman be Yılmaz. Bundan sonra şekersiz ve açık çay içilecek. Bana da bir çay söyle. Bundan sonra böyle. Oğlum bir çay getir ablana. Tamam abi. Açık olsun, açık. Olur abi. İkisi de açık. Üf, ablam geç kalacak herhalde. Çıkak mı biz? Çıkalım, iş çok. Değil mi? Siz nereye? Ya belediyeden evlenecek çiftlerin listesini alacağız. Gelinlerin beden ölçüleri falan, erkeklerin boy ölçüleri. İnşallah hepsini hazırlamışlardır. İyi, iyi hadi. Bitirmeden gelmeyin. Hadi ki kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Hazırım. Saadet. Çok güzel olmuş.
Sen beni hep böyle korkutacak mısın? Görecekler bak. İstemezsem göremezler. Yüzünü iki dakika göreyim diye akla karaya seçiyorum zaten Saadet. Ha bu arada benim yüzümden evden çıkmak zorunda kaldınız. Özür dilerim. Zor durumda bıraktım. Önemli değil. Nasıl yani? Kovmayacak mısın? Kitlemeyecek misin? Çaldırdığın paraları sen geri getirdin değil mi? Evet. Üzülmene dayanamadım. Kemal söyledi. Her yerde seni arıyor, haberin olsun. Tabii ya Kemal. Bak Saadet, o heriften uzak dur. Seni kullanıyor, kalbini kıracak. Kıramaz o benim kalbim, merak etme. Kalbim senin sayende tuz buz oldu zaten. Kırılacak bir yeri kalmadı. Saadet, her şeyi telafi edeceğim. Ama lütfen o polisten uzak dur. Göründüğü gibi değil o. Sen nereden biliyorsun? Suçluyum Saadet. İnsanların yüzlerinin arkasında ne varsa görürüm. Bu adamda çok karanlık bir şey var. İnan bana. Annem? Gel canım. Acaba güzel annem benimle yemeğe çıkmak isterler mi? Bu saatte yemeğe gitmek istediğine göre. Söyleyeceklerin önemli olmalı. Haklısın. Annem, ben seninle Sevda hakkında konuşmak istiyorum. İşte bunda daha güzel bir ortamda rahat rahat yaparız diye düşündüm. Hiç şaşırmadım desem. Anne, Sevda'yı okula geri döndürme imkanın olduğunu biliyorum. Ben de bunu bildiğini biliyorum Tibet. Ne istiyorsun? Sevda'ya bir şans daha ver, onun okula geri dönmesini sağla. Niye? Ne vaat etti bunun karşılığında sana? Annem, güzel annem. Sen her ne kadar kabul etmek istemesen de ben Sevda'yı seviyorum. Bunu anlamaya çalış. Sevda okuluna geri dönerse kafası daha rahat olacak. Ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olacak. Ve biz de... Ve sana geri dönecek. Veya seni geri alacak diyelim ha. Anne. Benim Sevda'ya bir iyiliğim dokunamaz artık. Çünkü o kız iyi biri değil. İçten pazarlıklı, sinsi. İstediğini elde etmek için yapamayacağı hiçbir şey yok. Ve fikrimi sorarsan oğlum... Seni sevdiğine inanmıyorum. Yanlış. Sevda beni seviyor. Sevmiyor. Onun tek derdi benimle savaşmak. Ve sonrasında senin lüks hayatın tabii. Başladık gene. Daha geçen akşam senin telefonundan arayıp beni tehdit etti. Oğlunu senin elinden alacağım dedi. Hiç vazgeçmiyorsun değil mi? Hiç. Aslında başarıyor diyebiliriz tabii. Çünkü bir saat sonra senin çok önemli bir duruşman var ve sen unutmuşsun. Sevda'yı konuşalım diyorsun. Konuşabileceğimizi düşünmem hataydı. Konuyu hiç açmadığımı farz edelim. Tamam. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Ah abla, öldüm yorgunluktan ya. Niye, çok mu yoruldun? Biraz. Ah Kemal Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Sertan Hanım. Hoş geldin. Ah Kemal, çıkalım mı hemen? Gidelim. Siz bir yere mi gidiyorsunuz? Şey, Kemal bir çay içelim demişti de abla. Tabii, müsaade ederseniz. Gidin, gidin tabii. İyi, çıktık o zaman biz. Saadeciğim, yalnız akşama geç kalma. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Güle güle. Tamam ablacığım, merak etme. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz komiserim. Şaka maka, bunlar iyi ikili oldular ha. Gözümüz arkada kalmaz Saadet abla, emin ederdim. Geveseler siz. Abla, hadi ya, yorgunluktan ölmeden çıkalım. Kapıda bekliyoruz biz seni. Bir dakika. Hah, alo Yılmaz. Efendim Servet. Bizim işimiz bitti, eve geçiyoruz. Sen de gel, hep beraber akşam yemeği yeriz. Ne? Anlamadım. Rutinimize dönüyoruz demedik mi? İkimizin evine. De gel artık ha. Servet, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Of Yılmaz ya, ne dalgası? Akşam yemeğine gel. Hadi evde görüşürüz. Allah Allah. Bu ne lan şimdi? Bana mı dedin abim? Ulan Servet ablan eve gel diyor lan. Abim tuzak olabilir. Yok lan, ne tuzağı? Bir tuzağı. Ne diyorsun oğlum sen?
Abim bir gün halam eniştemi böyle eve çağırdı köyde aniden. Adam içeri girer girmez kapının arkasından odunlansan bir dal buna. Evet ya, sebep? Abim kahvede konuşmuş eniştem arkadaşlarına karımın üzerine kuma getireceğim diye. E horozlanmış. Vakitsiz öten bir horoz gibiydi zaten eniştem. Senden iyi olmasın. Öldürdün mü lan adamı? Yok, yok da. Yani boş bakıyor artık. Bedenen var ama genel olarak yok. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu ne? Şey, pastalarımı tattın ya. Allah Allah. Teşekkür gibi bir şey, sana yaptım. Çok güzel görünüyor. Tadına bak. Becerdim galiba bu işi, ne diyorsun? Bu konuda sana kefilim. Gerçekten çok güzel olmuş. İyi, sevindim. Dün sizin ofiste tattıklarım nasıl hoşuma gittiyse bizim emniyetlik arkadaşlara da anlattım. Gerçekten mi? Valla. Hatta biz de isteriz diye tutturdular. Şu toplu nikah olayı falan bitince sen de müsait olursan tabii. Belki bizim arkadaşlara da yaparsın. Yaparım tabii. Kemal. Efendim? Yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Tabii. Aslında neden bu kadar çok ilgileniyorsun? İlgilenmek değil. Mesleki bir arzu benim. Uzun zamandır peşindeyim. Anladım. Çaylarımızı içip kalkalım. Daha bir sürü işim var. İyi. Düşündüm. Ya ben destur demeden girmeyeyim diye. Sana aldım bunları. Çok sağ ol. Çok güzelmiş. Seyda şunları koysana güzel güzel vazoya. Baba hadi ya şunu bir baksana. Evet baba ya. Susun be. Bir susun be. Ya baba içim şişti haberlerden. Adana'da yasa dışı gösterimde direksiyon başında... İyi akşamlar. Baba hadi. Baba hadi, baba hadi. Ne hadisi be? Haber seyredin işte. Yemek hazır mıydı Servet? Aç geldim de. Biz yedik yemeğimizi. Seninkini ayırdım mutfakta tezgahın üstünde. Orada yersin. Nasıl? Basbayağı işte. Eve gel dedin, yemek dedin. Anlamadım ki şimdi yani. Ya babamın şekeri var biliyorsun. Belli bir saatte yemesi lazım. Biz de yedik onunla beraber. Seninkini ayırdım mutfakta işte, orada ye. Servet ya. Abla değiştirsene ya. Ben odaya gidiyorum bu arada. Gidin de rahatlayalım hadi. Afiyet olsun işte.